Ateşe körükle giden bir kişi bir alev göremezse yangını kendisi çıkarır. Asimov'un Vakıf romanını okurken bu cümleyi görür görmez aklıma tek bir isim geldi. Joker. Bu videoda Joker'in kendi savını kabul ettirmek için bizi nasıl kandırdığına göz atacağız. En aklı başında insanı bile deliliğe sürüklemek için tüm gereken bir kötü gündür. Joker'ın temel savı bu. Benden hiçbir farkınız yok, deliliğe yalnızca bir adım uzaklıktasınız. Tek gereken şey ufak bir itiş. Joker film boyunca bize yalan söyler. Bunun en bilinen örneği Yara İzlerinin Değişen Hikayeleridir. Öldüren Şaka çizgi romanında eğer bir geçmişe sahip olacaksan bunun çoktan seçmeli olmasını isterim sözüne bir göndermedir bu. Ancak dürüst olmadığı tek konu geçmişi değildir. Keza Joker filmin başından sonuna dek bize ve diğer karakterlere yalan söyler. Örneğin soygun sahnesinde mermisi bitti mi sorusuna evet yanıtını verir kafa sallayarak ve adamının vurulmasına yol açar. Mafyaya Batman'i öldüreceğini söyler ama mafyanın tüm parasını ve elebaşlarını doğrudan ve dolaylı olarak yok eder. Dent'e asla plan yapmadığını, sadece arabaları kovalayan bir köpek olduğunu söyler. Yakaladığında ne yapacağını bilemez. Oysa her eyleminde A, B ve C planları vardır. Silinen otobüs sahnesinde bunu bariz görürüz. Kendiyle baş başa kaldığında planına odaklanır. Başarılı geçen bir etabı kutlayacak zamanı yoktur. Yalan söyleme konusunda bir istisna var. Batman. Batman'e karşı dürüsttür ve asla yalan söylemez diye düşünebilirsiniz. Aslında bu da yanlıştır. Çünkü Joker, Batman'de dahil herkesi manipüle etmeye çalışır. En az kendisi kadar ekstrem bir karaktere savını kabul ettirmek için çabalar ve yalan söylemekten kaçınmaz. Batman'e karşı dürüst olmadığının en büyük kanıtı, yara izlerinin nasıl oluştuğunu üçüncü kez anlatmaya yeltenmesidir. Batman'i nasıl kandırdığını başta bahsettiğim yangın konusu üzerinden anlatacağım. The Dark Knight filminde ateş ve yangın tekrar eden bir tema. Joker'in mafya parasını yakması, Dent'i götüren konvoyu tuzağa çekmek için alevler içinde iki ambulans ile yolu kapatması, Dent'in yüzünün yarısının yanması, Alfred'in anlattığı haydut hikayesi ve Joker'i tanımlarken kullandığı o meşhur söz. Bazı insanlar para gibi mantıklı şeylerin peşinde değildir. Onları satın almak, korkutmak, onlarla anlaşmak ya da müzakere etmek mümkün değildir. Bazı insanlar dünyanın yanıp kül olmasını seyretmek ister. Joker kötü bir gün savına körükle gider. Ancak Batman'in iradesi onu yiyip bitirmektedir. Örneğin Killing Joke monoloğunda sen de o kötü bir günü yaşadın ama neden delirmiyorsun diye isyan eder. Filmde bu savını Batman'e kabul ettirmek için Gotham'a ateşe verir. 5 kişinin ölümü senden diyerek kendi öldürdüğü insanların suçunu Batman'in üzerine yıkar. Maskenin altındaki adamın sevdiği kadını öldürür. En güvendiği insanı acımasız bir suçluya dönüştürür. Tüm bunları Batman'i delirtmek için kullanmaktadır. Filmin sonunda baş aşağı asılı dururken yaptığı iki feribot dolusu insan hiçbir şey. Ben Dent'i delirttim. Savunması da Batman'e söylediği bir yalandır. Mafyaya da dediği gibi Dent sadece bir başlangıçtır. Onun savını kanıtlayacak şey Batman'in delirmesidir. Ancak tüm kayıplarına ve travmalarına rağmen Bruce irade gösterir. İlkelerine bağlı kalır ve filmin son sahnesindeki gibi Joker'in alev göremediği için çıkardığı o yangını söndürür.